Merhaba arkadaşlar. 7. sınıf sosyal bilgiler dersi 2. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayız. 1. sorumuz: Nüfus artışı sınırları belli bir alanda belli bir süre içerisinde insan sayısında meydana gelen artıştır. Nüfus artışının olumlu sonuçları olduğu gibi olumsuz sonuçları da vardır. Nüfus artışının olumsuz sonuçlarından 3 tanesini yazınız. Bir sürü olumsuz sonucu var arkadaşlar. Öncelikle işsizlik artar. Kalkınma hızı düşer. Kişi başına düşen milli gelir azalır. Tasarruflar azalır. Tüketim artar. İç ve dış göçler artar. İnsanların temel ihtiyaçlarını karşılaması zorlaşır. Yani bir nevi fakirlik artar. İhracat azalır. Demografik yani nüfusa bağlı yatırımlar artar. Soruda 3 tane demişti ama ben fazla fazla yazdım. Siz bunlardan 3 tanesini seçip yazabilirsiniz arkadaşlar. İkinci soru: Aşağıda verilen göçleri hangi göç çeşidi ile ilgili olduğunu yazınız. A. Muşlu Ahmet'in fabrikada işçi olarak çalışmak üzere Almanya'ya gitmesi. Bakın, yurt dışına gittiği için arkadaşlar buna dış göç diyoruz. Profesör Ayşe Hanım'ın bilimsel araştırmalar yapmak üzere Amerika'ya gitmesidir ki bu bizim ülkemizde çok oluyor arkadaşlar maalesef. Buna beyin göçü diyoruz. Yani kafası çalışan insanların yurt dışına gitmesi. Daha sonra C. Suriyeli Hasan'ın iç savaştan dolayı ülkemize gelmesidir. Buna da zorunlu göç diyoruz. Cevabımızı bu şekilde yazabilirsiniz. Üçüncü soru: Ülke içinde yapılan göçlere iç göç denir. İç göçlerin nedenleri nelerdir? Yazınız. Bir sürü sebebi var arkadaşlar bunun. Öncelikle kırsal alanlardaki hızlı nüfus artışı, miras yoluyla tarım alanlarının parçalanması, tarımda makineleşmenin artması ve buna bağlı olarak tarımsal iş gücünün azalması, yani daha fazla insan gücüne gerek kalmıyor. Kırsal kesimde iş makinalarının sınırlı olması, eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği, bu da yine insanları özellikle çocukların geleceği için daha çok kent merkezlerine yönlendiriyor. Kentlerde sanayinin gelişmiş olmasından dolayı iş imkanlarının fazlalığı, yani sanayi alanlarında, fabrikalarda çalışacak işçiye ihtiyaç olduğu için köyden de oralara fazlaca göç oluyor arkadaşlar. Kentlerde eğitim ve sağlık hizmetlerinin yaygınlığı, kan davaları, töre ve benzeri yazabilirsiniz arkadaşlar. Cevabımızı bu şekilde yazabiliriz. 4. Anayasamıza göre herkes yerleşme ve seyahat özgürlüğüne sahiptir. Ancak bazı yerlere yerleşme yapılamaz. Yerleşme yapılamayacak alanlardan 2 tanesini yazınız. 2 tanesi demiş. Ben size burada 5-6 tane söyleyeyim. Siz içinden seçer yazarsınız. Öncelikle milli parklar arkadaşlar. Çünkü doğal güzellikler vardır. Askeri alanlar, adı üstünde askeri olduğu için oraya yerleşmek çok mantıklı olmasa gerek. Sit alanları yine doğal, güzel, tarihi alanlar olduğu için arkadaşlar devlete ait araziler ve tarihi mekanlara yerleşim yapamıyoruz. Buradan 2 tanesini seçip yazabilirsiniz. 5. soru: Mısırlıların icat ettiği yazıyı ve bu yazıyı yazmak için kullandıkları gerecin adını yazınız. Yazı arkadaşlar hiyeroglif yazısı, papirüs de onların kullandığı kağıt. Hiyeroglif ve papirüs olarak cevabımızı yazıyoruz. 6. soru: Yukarıda bazı özellikleri verilen bilim insanlarının karşısına adlarını yazınız. Sosyolojinin yani toplum biliminin kurucusu olarak bilinir İbni Haldun arkadaşlar. Newton'dan yüzyıllar önce yer çekiminin varlığından bahsetmiştir. Hazini son olarak robot biliminde çalışmalar yapmış. İlk robotu yapıp çalıştırmıştır. Bu da Cezeri arkadaşlar. Cevabımızı bu şekilde yazabiliriz. 7. soru: Uluğbey'in en önemli eseri Semerkant Rasathanesi'dir. Rasathane için yörede bulunan tüm mühendis ve alimleri Semerkant'a çağırmıştır. Kendisi için de bu rasathanede bir oda yaptırarak tüm duvar ve tavanları gök cisimlerinin manzaralarıyla ve resimleriyle süsletmişti. Ali Kuşçu ayın şekillerini anlatan Hallül Eşgalil Kamer adlı kitap yazdı. Semerkant Rasathanesi'ne müdür oldu ve ayın haritasını çıkardı. Buna göre Uluğbey ve Ali Kuşçu'nun çalışma yaptığı alan hangisidir? Gök bilimiyle uğraşmıştır arkadaşlar. Uzaydaki gök cisimleriyle uğraşmıştır. Buna astronomi diyoruz. Yazalım. Astronomi. 8. Matbaanın icadı ve geliştirilmesinde etkili olan uygarlıklar hangileridir? Yazınız. Matbaa ilk olarak Çinliler icat ediyor arkadaşlar. Çinlilerden Uygurlara geçiyor. Onlardan Müslüman Araplara geçmiştir. Haçlı seferleri esnasında ise Avrupa'ya götürülmüştür. Alman Johann Gutenberg ise hareketli matbaayı icat etmiştir. Biliyorsunuz Osmanlı'ya ise çok sonradan geldiği için Osmanlı biraz bilimde
geri kalmıştı. Çünkü kitapların basımı çok hızlı olmuyordu arkadaşlar. Cevabımızı bu şekilde yazabilirsiniz. 9. Skolastik düşünce nedir? Açıklayınız. Skolastik düşünce, orta çağda her şeyi kilise ile ilişkilendirerek açıklayan ve kilise öğretisi dışındaki her şeyi yanlış kabul edip özgür ve bilimsel düşünceyi reddeden düşünce sistemidir. Toplumların gelişimini oldukça kötü etkiliyordu arkadaşlar. Cevabımızı bu şekilde yazabilirsiniz. 10. soru, Osmanlı Devleti'nde uygulanan toprak sistemidir. Bu sistemin de toprağın sahibi devlettir. Fethedilen topraklar devlete yararlılık gösteren asker ve memurlara maaş karşılığında verilmiştir. Bu kişiler toprağı işletme ve vergi toplama hakkına sahip olmuştur. Bu toprak sistemin adı nedir? Yazınız. Osmanlı'nın en güzel uyguladığı sistemlerden biriydi arkadaşlar. Buna tımar sistemi diyoruz. Yazalım hemen. Tımar sistemi. Soru çözümlerimiz burada bitti arkadaşlar. Hepinize yazılarınızda başarılar diliyorum. Hoşça kalın.